Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun kanıtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun devamlı tehditkar bir dil kullandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokratlara kullanılan dilinde vesayeti çağrıştırdığını söyledi. Seçilmiş hükümete tehditte bulunmanın vesayet çağrısı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun kanıtıdır. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için iradesini ortaya koydu. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir, dedi. Tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini, değerli arkadaşlar, çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Diğer taraftan Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Burası bir hukuk devletidir. Bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alanda değildir. Ve şunu bilmesi lazım. Heves ettiğiniz günler, ki vesayet günleridir, onlar da geride kaldı. Cumhurbaşkanından en alt düzeydeki memuruna kadar herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Aynı mecburiyet tüm siyasetçiler ve elbette muhalefet mensupları için de geçerlidir. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Şimdi bir de tarih veriyor. Ve yarın pazartesi, pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Ve bu ülkede memurunun, hakiminin, polisinin, öğretmeninin, bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana randevu verdi mi? Randevu istediğin gün sana randevu verdi mi? Randevu verdi. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. İşte bağımsız olduğu içindir ki sana randevuyu istediğin gün verdi. Her şeyden önce bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Biz CHP'nin bu diline alışırız. Her şeyden önce Türkiye vesayeti de darbe zihniyetini de gömeli çok oldu.